Amerika, Suriye ve Türkiye'nin hedefinde olan kara gücü PKK-YPG'yi korumak için Fırat'ın doğusundaki askeri gücünü artırıyor. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkanı yardımcısı Alexander Karpov konuştu. Basın toplantısında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Karpov, Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğu bölgelerinde hava yoluyla askeri yük nakli ve kara yoluyla askeri teçhizat konvoylarının hareket yoğunluğunu artırması endişelere yol açıyor ifadelerini kullandı. Suriye'nin topraklarındaki terör hücreleriyle baş edecek güçte olduğunu vurgulayan Rus komutan, koalisyon güçlerinin bu ülkedeki varlığının yasa dışı olduğunu vurguladı. Ayrıca durumun uluslararası hukuk kurallarına da aykırı olduğunu anımsattı. Karpov, Amerika'nın boğucu yaptırımları yüzünden meydana gelen acil sosyoekonomik durum bağlamında Amerikan komutanlığının Fırat'ın doğusundaki askeri varlığı artırmaya yönelik eylemleri siyasi çözüm olasılığına ciddi şekilde zarar veriyor dedi. Washington yönetimi ise Suriye'de gerilimi artıracak adımlarını sürdürüyor. Amerikan Başkanı Joe Biden, Suriye ile ilgili ulusal acil durum halini bir yıl daha uzatacağı bilgisini verdi. Biden, Washington'ın Suriye hükümetinin gelecekteki eylemlerine dayanarak mevcut politikayı yeniden gözden geçireceğini de ifade etti.